Selamünaleyküm arkadaşlar. Opel Combo ön amatörlerin oradan güm güm ses geliyor. Amatörlerini söküp bakacağız arkadaşlar. Ne var ne yok size göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar, Opel Combo'nun amatörlerini söktük. Amatörlerin haliyle takozu kırılmış, çürümüş. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Yalnız bu amatörden bahsetmişken arkadaşlar, şimdi tabii ki onlar yeni nesil tamirci. Biz artık hem yaştan hem de tecrübeden biraz bayağı bir kıdemli olduk. Arabadan anlamayan insanlar belki seyreder, hoşuna gider, fakat ben şimdi bir tamirci olarak bir tamirci arkadaşımı YouTube'dan seyrettim. Bayağı da bir takipçisi var arkadaşım. Amatörü söküyor. 150-200 lira işçilik alınıyor amatörden. İki tane amatörden, ama amatörün yorulmuş, artık bitap düşmüş amatör tepe bilyasını değişmiyor da, 40-50 liralık bir malzemeyi değişmiyor da yağlıyor ve tekrar takıyor. Yani bu tür şeyler aslında araç sahibine ikinci bir masrafa yol açar arkadaşlar. Onun için amatör takozu ve amatör için eğer sökülüyorsa bu malzemeler, ondan sonracığıma söyleyeyim, ne varsa sistemde bozuk parça, onları mutlaka ve mutlaka değiştirilmesi lazım. Şimdi yaklaş bana, gel bakalım, gel. Aracın sol tarafından takır tukur ses geliyordu. Amatörün girdiği yer çürümüş ve kopmuş. Yenisi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Burayı göster bana. Göster. Yaklaş, 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 yaklaş. Odakla, odakla. Amatör tepe bilyası ve içindeki dökülmüş bilyalar. Arkadaşlar şu bilya, göster bana. Şu bilya 40 TL arkadaşlar. Tabii ki onun yaptığı şu kadar bir bilyaydı. O da 50 ile 75 TL arasında. Onu yağlamaya gerek yok arkadaşlar. Direkt yenisini takacaksın ki arabanın sahibi bana göster. Arabanın sahibi tekrar yarın bir gün amatörünü söktürmesin. Öyle insanlara doğru bilgiler vermek her zaman iyidir. Bir amatörün takozu bozulmuşsa takozun üzerinde çalışan bilya eğer katır kutur ediyorsa o yağlanmaz. Direkt yenisi takılır. Çünkü katır kutur eden bilya mutlaka ve mutlaka karınca yapmıştır. Yağsızlıktan ne kadar yağlarsan yağla, 1-2 hafta, 3 hafta, 1 ay sana sıkıntı vermez. Ama direksiyonu çevirirken ön, sol ve sağdan katır 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 ses gelir arkadaşlar. Onun için bir de artık amatörleri iki ayaklı çektirmeyle sökmek çok korkunç ve tehlikeli. Korkuyoruz. Yani bir kırılsa alimallah, bugüne kadar kırılmadı. 35 senedir kırılmadı, ama en azından her tamirhaneye şart olan bir amatör çektirmemiz yaklaş. Havalı arkadaşlar. Gel gel gel. Şöyle indiriyorsun, kaldırıyorsun. İndiriyorsun, kaldırıyorsun arkadaşlar. Şimdi yeni amatörümüzün kafasını ve bilyası yeni arkadaşlar. Dediğim gibi yağlanmaz bu. Takıyoruz. Takozumuzu takıyoruz. Rahat dönüyor mu bir bakıyoruz. Ve civatamızı takıp tabancamızı basıyoruz. Hiçbir tehlikesi yok. Gördüğünüz gibi amatörümüzü taktık. Ondan sonra rahatlıkla dönüyor. Bu artık amatör kendisi patlamamış. Yayında bir şey yok. Takoz ve bilyası bozuktu. Değiştik arkadaşlar. Şimdi ikinci amatörümüzü alıyoruz. Basit ve pratik bir şekilde her zaman alet işler
el övürüyoruz. Arkadaşlar. Aletimiz işliyor. Elimiz övünüyor. Buradaki takozda bir şey yok ama ses yaptığı için değiştiriyoruz. Buradaki bilyamız kıtır kıtır ediyor ama değiştireceğiz arkadaşlar. Söktük. Takıyoruz takozumuzu. Bilyamızın yenisini takıyoruz. Hafiften bir ayağı kaldırıp oturtturuyoruz. Çok pratik. Eğer aletin edevatın varsa ustalık da artık kolaylaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırıldak gibi dönüyor. Yeni bilya, yeni kafa, yeni amatör, yeni amatör rahatladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi füzelerimiz hazır. Yerine şimdi Alparslan kardeşim takacak, gülme. Kameramanım Alparslan çünkü. Kimi bulsam ona çektiriyorum. Çünkü dükkanda iş çok yoğun arkadaşlar. Allah herkese iş güç versin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.